Evet, alkışlar. Evet, reklam arası, bu da kanalın ekmek parası dedik. Böyle olmayınca olmuyor. Özel radyo televizyonlar böyle ayakta kalıyor. Reklam yapmak zorundayız. Belki ekranları başında bize kızıyorsunuz. Bazen kanal da değiştirebiliyorsunuz ama ben inanıyorum ki Yöremiz Töremiz programı izleyicileri sabittir. Mesela Sinop Boyabat'ta şu an Boyabat İtfaiyesi'nde 20 kişi Mehmet Doğrul ve arkadaşları bizi izliyor. Boyabat'taki bütün hemşerilerime selamlar olsun buradan. Teşekkür ediyorum Boyabat İtfaiye ekibine. Gündüzlüler Derneği ayrıca Boyabat'ta Sebahattin Başkan ve arkadaşları bizi izliyorlar. Bütün Gündüzlülere de tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen çok başka ya. Boyabatlı Ali Yenice Kelperen'le mesela. Kelperen'e selamlar. Sevgili Hilmi benim asker arkadaşım, sevgili Hilmi'ye gitsin. Tancu Tayvur, sevgili sanatçı dostum, ileri geçen bayağı oldu konuk almıştım. Kandilimizi kutluyormuş, biz de senin kandilin kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Gencer Holding Pazarlama Müdürü Recep Öztürk ve Saraydüzü Derneğimize, bütün yönetimine, Mustafa Başkan olmak üzere sevgili Recep Öztürk'e hepsine selamlar. Saraydüzü'müze de selamlar olsun buradan. Evet, Eğlence Köyü Derneği olarak 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü Eğlence Köyü'nde piknik ve mesire alanında yağmur duası vardır. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Kurucu Başkan Hüseyin Kalay. Kendin anasını yaparsın, yanına geliyorum. Evet, Ayışık Oto Haldun Kiraz sponsorlarım arasındadır. Sevgili Haldun Kiraz, Boyabat Doğuca köylüdür. Rahmetli Hüseyin Kiraz'ın bana emanetidir. Buradan sevgili Halduncuğum, selamlar gönderiyorum. Dükkana gelemedik, bir yemeği yemedik ama Mehmet Dalgıcı bir daha çağırdığımda seni de bağlamanla buraya istiyorum. Sevgili Haldun Kiraz diyoruz. Haydi Mehmet Dalgıcı, seni dinleyelim biraz. Bir alalım türkümüzü. Haydi. Daha görmek, o yarın yüzünü bir daha görmek, aman aman bir daha görmek. Gel anam anam yanıma, kıyma bu yazık canıma. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman dizinde yatmak. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak,
bakmak aman aman, yüzüne bakmak. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak aman aman, yüzüne bakmak. Gel anam anam yanıma, kıyma bu yazık canıma. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Evet. Mehmet Dalgıç. Bu vesileyle ben de bu mübarek gecede tüm Müslüman aleminin... Söylemek istediğini söyle, bir daha söyleyemez. Tüm Müslüman aleminin Miraç gecesi hayırlara, uğurlara vesile olur inşallah diyorum. Ve bizleri devamlı televizyonda olsun, pikniklerde olsun yalnız bırakmayan eşimiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, onların da geceleri mübarek olsun diyorum. Sizin herkese başlayalım. Selam olsun. Herkese selam olsun. Şükrü Duran'a da selam olsun. Evet. Kebapçı İsmail'e de selam olsun. Evet, cimcilere de abi. Evet, sevgili Hüseyin Galay. Kimseye deme seninle alay. Düğünlerde çok mu çekiyorsun halay? Boyun da uzun. Sevgili Hüseyin Başkan. Evet, Hüseyin Başkan, Çekmeköy Şinoplar Dernek hem yönetiminde hem Eğlence Köy Derneğimizin kurucu başkanı. Başkan, sen zaten markasın, marka. Sen de bu kadar var arka, görüyorsun işte. Herkes senin arkanda yani. Rahat ol. 31 Mayıs'a herkese davet ettik. Yağmur duanız hayırlı olsun. İnşallah bol bereketli yağmur yağar da ürünler bereketli olur. Buyur İnşallah, başkan. İnşallah başkanım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sayın başkanlarıma da teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen bütün Sinoplu hemşehrilerimizin mübarek Miraç Kandili'ni hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz de anons ettiğiniz gibi önümüzdeki hafta inşallah yağmur duamız var. Ona bütün Sinoplu hemşehrilerimizi, ırmak boyu köylerimizi özellikle davet ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Programınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Beni tanıttınız zaten. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, bir şöyle yapalım, bir böyle yapalım. Buyur abi. Ben de Boyabat Paşaoğlu Köyü Aygayası Mahallesi'nde. Yakındır. İsmim Celal Gök. Ben de bu programı hazırlayan Zeynel Bey'e ve bütün başkan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Bütün Müslüman aleminin Miraç Kandili tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hacım. Ben Sinop Boyabat Ömer Köyü'nden İsmet Aktürk. Bu programı şurada gelen bütün arkadaşlarımıza ve bütün İslam alemine kandillerin mübarek olsun diliyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu programın her zaman böyle olmasını temenni ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Sağ ol, teşekkür abi. Ediyorum. Her zaman böyle değil de ben köylere gitmek istiyorum aslında da. Gündüzlüğe doğru gideceğiz zaten. Abi protez takmayı düşünmedin mi? Var, kullanamadım. Ha, kullanamadım. Kullanamadım. Rahat olmuyor. O yüzden de bu şekilde kendimi rahatsız ettiğim için bu şekilde devam ediyorum. Geçmiş olsun. Sen böyle, ben halimden böyle memnunum. Ben sen Allah'a de memnunsan memnunum. Sorun yok. Memnunum. Çok şükür Allah'a. Ha, geçmiş olsun. Mahmutcuğum, Mahmut Akkaya. Dünya giderken aya. Rabbim hiç kimseyi bırakmasın yaya. Verdim mikrofonu senin gibi Mahmut Baya. Ne diyeceğim bak. Başkanım teşekkür ederim mikrofonu verdiğin için. Sayın Adem Başkanı'nın yönetiminde beraberiz. Demin köy konusu konuştuğunda gündüz köyüne, bizim yeni köylüyüm ben. Yakın. Arası 4 kilometre bile. Bayamca var. Sizi katmadılar mı kilometre, bu köy derneğine? Yaklaşık 15 kilometre asfalt olduğu zaman bütün yol asfalt oluyor bizim. Öyle mi? Gündüz de bizim köyün bütün yolu asfalt oluyor. 15 kilometre. Parayı bulalım yaptıracağız. İnşallah. Asfalt olmanı tabii ki isteriz. Tamam. Bayamca'nın asfalt var zaten. Anlasın ya. Nerede? Tamam. Ramazan Başkan'a ver, ne diyecek bakalım. Sen niye oradan bakıyorsun? Gezer dağı taşı, inmiş keşkek taşı, artmış saçı başı. Buyur başkanım. Burada nerede bu? Ömer Köy Derneği kuruldu mu? Şimdi başkanım bizim konuşma herhalde biraz uzun olacak. Vaktimiz var mı? Vakit yok. Ama dün akşam ben sizden söz aldım. Kısa ve öz en doğru söz. Tamam o zaman. Benim aklımı da kullanabilirsin. Şimdi başkanım. Yarın oturayım da belki evet. Da dursun da. Tamam.
Vizyon Türk ailesine ve yönetim kurulu başkanına öncelikle teşekkür ediyorum ve size de başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Bir hemşerimiz olarak bu yöremiz töremiz programını düzenliyorsunuz ve her pazar günü izinli olduğumuz günü ilk açtığımız kanal bu oluyor tabii. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. Başarınızı daha ileriye getirmenizi de temenni ediyorum. Sağ ol başkanım. Ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve bizleri burada ekranları başında ve stüdyoda izleyen bütün Sinoplulara da teşekkür ediyorum ve selam ediyorum. Burada başkanların tabii konuştuğu sözler çok doğru bir şey ama iki başkanımız da orada oturuyor. İki başkanımızın da şikayetleri ve istekleri aynı. Aynı. Ama yaptıkları görev farklı derneklerde görev yapıyorlar, evet. Ama istekleri ikisinde aynı. İkisi de Gündüzlü Derneği'nde, biri yönetim kurulunda, biri başkanımız ve diğeri de Çekmeköy Sinoplular Başkanı. Tabii ben burada isteklerimizi dile getirirken aslında bütün derneklerin, bütün Sinopluların İstanbul'da istekleri ve şikayetleri hep aynı. Şöyle bir bakarsak, düşünürsek. Her programda hemen hemen, evet. Sinoplu, Sinop, yani, Ayancı, Türkeli, Dikmeni, Saraydüzü, Erfele, Boyabat'ı işliyor zaten. Şimdi, ben şuraya değinmek istiyorum. Buyur. Hani bu dernekçilik, tabii ben 23 senedir bu dernekçiliğin içindeyim. Evet. Ve 23 yıl önce bu dernek... Ziyad Çekmeköy Şubesi'nin kuruluşunun içindeydim. Evet. Ve o günden bugüne hep dernekçilikten kopmadık. Evet. Ve kopamıyoruz da. Ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ilk kurulurken il ve ilçe dernekleriyle başlandı. Şimdi köy dernekleri mantar gibi türemeye başladı. Fakat bütün herkesin şikayetleri ve arzuları hep aynı. Tamam başkanım. Şimdi... Biz bunu nasıl çözebiliriz? Bence bütün dernekler federasyonlaşarak tek bir baş olarak, evet. Tek güvet, tek yürek olması lazım. Konfederasyon olarak. Evet. Yani biz köy derneğe ne kadar biz bu işin altından çıkabiliriz, ne kadar şikayetlerimizi dile getirebiliriz, ne kadarını yaptırabiliriz. Yani başkanım, köy derneğe el. Evet. İlçe derneğe kol. Evet. İl derneğe gövde. Ayak, gövde. Hepsi içinde. Ama federasyon, konfederasyon, evet. Tüm gövde. Yani biz bunu federasyonlaşarak tek yürek olabilirsek o zaman ancak köylerimizin ihtiyaçlarını, ne bileyim, şikayetlerini dile getirebiliriz ve çözdürebiliriz. Çünkü Gündüzler Derneği'nin işte yolu yok ama bizim köyde de, Ömer Köyü'nde de, Sinop Boyabat Ömer Köyü. Ama orada da bizim suyumuz yok. Yani ovada oturuyoruz ama Çeltik Tarlası'nın, Piliç Tarlası'nın içinden çıkan suyu içiyoruz. Ama bunu hiçbir zaman dile getirilmedi. Evet. Ama burada tek yürek olabilirsek biz ovadaki suyu da çözebiliriz. İşte dağ köyündeki yolu da çözebiliriz. Doğru. Ama birlik olmamız lazım. Bu birlik olmadan hiçbir şey olmaz. Doğru söylüyorsun. Onun için size teşekkür ediyorum. Başkanım, çok teşekkürler. Gerçekten doğru söylüyorsun. Şimdi il derneklerimiz vardı, ilçe derneklerimiz vardı. Köylerimizin sorununa, talebine cevap veremediği için ne oldu? Dernekçiliği öğrenen köylerimiz derneklerini, evet. Kurmak zorunda kaldı ve başarılı da oldular. Bugün il derneklerinin, ilçe derneklerinin olmadığı mülkler köy derneklerinde var. Daha başarılı olabilmek için işte federasyonlaşıp ve bu ihtiyaçlarımızı çözebilmek için federasyonlaşıp tek yürek olmamız lazım. Aynen. Ona, evet, katılıyorum. Teşekkür ederim. Ona bütün dernek başkanlarımız da katılıyor. Ama bazıları işte taş koyuyor. Fitne fesadımız da çok maşallah, maalesef. Fitne fesadımız olmasa federasyonda, konfederasyonda şimdiye kadar olacaktı. Küçük olsun, benim olsun zihniyetini terk etmeliler bazıları. Evet. Neyse, mesaj, evet. Yerine vardı. Evet, evet, Ömer Akgüz, kısa ve öz. Saraydüzü Yukarakpınar Köyü Dernek Başkan Yardımcısıyım. Bu mübarek gecede Milat Kandili nedeniyle dernek olaraktan Saraydüzü Yukarakpınar Köyü'nün bütün halkımızın Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Özellikle Fatma nenemin lakabı Koca Fatma'dır. Ellerinden öpüyorum. Miraç Kandili'ni kutluyorum. Bizi seyreden tüm herkese, Sinop'a, nerede varsa herkese selam ve saygılar sunuyorum. Aleyküm selam. Evet, bu tarafta İlmi Bey. Evet, TÜSİDEV'in eşya kampanyasında Çekmeköy'de bize en çok destek olan sevgili Veysel Guru, Mehmet Ali Guru, sağ olsunlar, çok destek verdiler. Kelperen'e de onlar için ben selam gönderiyorum. Konuşmak istemiyor. Bu tarafa hemen şöyle, İdris Başkanım. Evet, İdris, ismim İdris Küçükbaş. Sinop Boyabat Gündüzler Köyü'ndenim.
Gündüzler Derneği'nin yönetim kurulunda dernek başkan yardımcısıyım. Buradan tüm Türkiye halkına ve dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin İslam aleminde bu akşamki mübarek kandilini kutluyorum. Ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bütün üyelerimize de birlik ve beraberlik içerisinde derneğimizle birlikte hizmet etmeyi ve çalışmayı temenniyle arzu ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başkan Murat Çakır beni aradı. Ben sana söyleyeyim de o görev seni al. Gündüzlerin en azından 100 paket kandil simidi alacaksınız. Buraya yetiştiremedi. Dernekte üyelere dağıtacaksınız. Adem Gıcık, Mehmet Başkan gelsin alsın 100 paket kandil simidini dedi. Murat Çakır'a bir kere daha Patek teşekkür pastanesi. Ediyoruz. Ümraniye'de Patek Pastanesi. Evet, Patek Pastanesi. Hayırlı işler başkan. Allah sana bol para versin, sen bize verirsin. Evet Niyazi'ciğim. Evet, programlarda Gündüzlü Derneği'nin her programında elinde mikrofon vardı Niyazi'nin. Şimdi burada bir mikrofon verelim de bizi gördüğü yerde o da bize mikrofon verir. Yarım elma gönül alma en azından. Niyazi, güzel gönlünde neler var alalım. Zeynel Bey, teşekkür ediyorum size. Her zaman rica ederim. Saygı duyuyoruz. Vizyon halkına bu programı ayarladığı için ve bize mikrofon verdiğin için teşekkür ediyoruz. Ya dedik gözümüz insanlık görsün, gelin işte. Biz de insanlık çuvalla. Ona kalırsa biz de gündüzlerde çuvalla dağıtıyoruz Allah'ın izniyle. Gerçekten seviyoruz. Hepinizin yeri ayrıdır bende. Tabii ki. Hepinizin yeri. Bu alemde İslam alemin mübarek kandili arkadaşlarımı kutladığı gibi kandilini kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tek dileğim bizim köylerde konuştukları gibi köy muhtarlarını başkanlarla konuşuyor. Köy muhtarları bu işe el atmaz arkadaşlar. Ne yolumuz gelir ne suyumuz gelir. Çünkü ben bu konuda piknik alanlarında çok bağırıyorum mikrofonda, bana kızıyorlar. Başkanlar da bu dernekte bağırmanız değil. Muhtarlar. Başka çaresi yok. Hem fikri. Onun için 88'de 89'da Sinop Gündüzler ve Sinop Derneği'ni biz Sultanbeyli'ne kurduk. Biliyor. Yaşar Aydınlar'la beraber. Onun için başkanımın dediği gibi dernek başkanları bir araya gelecekler. Köy muhtarları bir araya gelecek. Her sorunu çözeriz. Ama az önce doktor var dediniz Boyabat'ta. Doktor yok. Ben yılbaşında 15 gün annemin başında kaldım. 27 doktor varmış şu an. Hizmet yok o zaman. Evet, doğrudur. Ben annemi Kastamonu'ya getirdim. Evet, yılbaşında gittim 15 gün kaldım. Yeni geldi yılbaşında, çok iyi bir doktor. Ailesiyle birlikte kardiyoloji doktoru diyorlar. Onun için buradan da doktorlarımıza kandillerini mübarek olsun. Teşekkür diyoruz. Ediyoruz. Sinop'a Allah selam razı diyoruz. Olsun. Allah'a emanet selam olsun. Evet, tüm Sinop Dernekler Federasyonu'nun bir projesi var. Fesane ve 479 muhtarı alıp Antalya'da tatil yaptıracağız. İçişleri Bakanımız da orada olacak. İnşallah Nihat Altaş Federasyon Başkanı bununla alakalı çalışma yapmakta. Nasıl Bingöl'lüler yapıyorsa bunu, nasıl Bitlisliler yapıyorsa Sinoplu da bunu yapacak. Başkanım hizmet alalım, her türlü yapalım. Yapacak. Tamam. Başkan, abiler. Yakın tutarmış. Boyabat Gündüzler Dernek Yönetim Kurulu üyesiyim. İsmim Ünal Korkmaz. Mübarek Miraç Kandili'nin herkese hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amin. Bu arada Zeynel abi diyorum size. Çünkü bize çok sahip çıkıyorsunuz. Her türlü etkinlikte söz hakkı veriyorsunuz. Ekibinize ve size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Elimizden geldiği kadar. Yani biz artık sizi kendimizden biri olarak görüyoruz. Çünkü Allah Zeynel Bey de diye hitap etmiyorum. Abi diyorum artık Allah size. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim size. Sağ ol. Ekibiniz. Ben Nazif Balcıbaşı, Nurettin Kara, Şaban Külcü, İdris Başkan, Mehmet Karakolcu, Siyah Sultan Meclisi, Niyaz İnen yıllardan beri. Adem Gıcık zaten gıcıktır. Çok severim. Gündüzlerin yeri bende ayrıdır. Mahmut Akkaya başkan, Ramazan başkanım öyle. Yani ne bileyim hangi birini diyeyim. Ben memleketimin insanlarını seviyorum. Benim de yapabileceğim bir şey vardır diyorum. Allah bir yandan eksiklik verince bir yandan da tamam diyor. Allah bana bunu vermiş bu imkanı. Ben de bunu memleketim için, memleketimin insanı için kullanıyorum. Sağ ol. Buyur başkan. Zeynel Bey, bize söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Mehmet Yılmaz, Yeşilçam köyden'im. 2011 Keşke Gazi'yim aynı zamanda. Vay, yok mu deme dağısı, burada işte ağası. Hiç ağadan bahsetmiyorum. Ben 5 yıldır Murat Başkan'dan çalıştık aynı zamanda. Evet. Bu yıl
bu dönemde Mehmet Başkan'la çalışmak istiyoruz. Allah razı olsun. Yani DNA'mızda elimizden gelen fedakarlığı, hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Bütün İslam aleminin Kandil Günleri'nin şeyini kutlarım. Çok teşekkürler. Hemen ver. Niyazi, onların adına sen ne evet, söyleyeceksin? Tüm gündüzler adına Murat Başkan'ı ben de yeni duydum. Derneğimizde ufak bir kaza geçirmiş. Geçmiş olsun diyoruz. Evet. Kandilin mübarek olsun diyoruz. Biz de geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Barış Bey bir şey mi diyeceksin? Evet. Bugün tabii Kandil olması münasebetiyle Sinop Saraydüzü Yukarı Akpınar Köyü'nde bulunan anneme, babama önce anneme tabii. Önce anne. Anne. Çünkü ana, cennet annelerin orada. Ayaklarının altında. Cennet orada. Önce annemin ellerinden öpüyorum. Sonra babamın ellerinden öpüyorum. Bizleri izleyen tüm kısım akraba, eş, dost, herkese saygı, sevgi, selamlar gönderiyorum. Herkesin kandili mübarek olsun diyorum. Allah razı olsun. Evet. Kandilleri kutladık. Bugün kandil. Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a ne kadar izleyen varsa tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Benim de iki tane baba yadigarım, halalarım var. Ellerinden öpüyorum. Üç tane halam, eniştem. Hepinizin kandili mübarek olsun. Biraz duygulandım öyle deyince de. Evet, son kaç dakikamız? Başkanım buyur. Son söyleyecekleri alalım. Evet. Sıkıntılar, dertler aynı. Dertler aynı, dertler, sıkıntılar aynı. Yani bir köy bir köyünden farklı değil aslında. Şimdi bizim dedik ya okulumuz kapandı. Sağlık ocağımız kapandı. Lüks yok. Lüksler hep şeylere de taşındı. Öyle bir sorunumuz var ki bizim köyde yani Paşaloğlu köyünde bir sorun var. Evet. Bu sorun belki Türkiye'de başka bir köyde de yok yani. Bizim köyümüzün her evin bir mezarlığı var. Her evin bir mezarlığı var. Hemen hemen. Yani köy olarak bir mezarlık yok da her heh, evin bir mezarlığı. İnşallah bunu bu gider de yerinde takdir ederiz. Şimdi babasını buraya gömmüş, anasını farklı yere gömmüş. Yani böyle cehalet mi dersin? Anladım. Yani böyle ilkellik bir şey. Yani bizim iki yakamızda bir araya gelmeye. Çünkü çevremiyoruz. Çevirme şansın yok. Çiğneniyor. O mezarın üstüne basarsan, besmele üzerine basarsan. Aynen öyle. Yer gök duayla. Aynen öyle. Şimdi bizim öyle büyük bir sıkıntımız var. Bu köyü biz Allah razı olsun Paşalon köylülere özellikle seslenmek istiyorum. Yani biz bu köyü mezarlığa sökme şansımız yok. Müsait yerimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığından işte Boyabat Müftülüğünden buna bir fetva verecek. Buna bize bir yardımcı olacak. Yetkililerden bir yardım istiyoruz. Bunun haricinde başkanım pardon şimdi baraj yapılan köylerin mezarları sökülüyor, taşılıyor. Ben Kastamonu'dan bizim Aşağı Akpınar Köyü'ne de bir mezar getirildiğini biliyorum. Müsait yeri varsa bunlar toplanıp bir yere alınır. Müsait yerimiz çok. Müsait yerimiz yok. Önder yok. Yani lideri yok. O zaman yani. Muhtarla dernek başkanları köylerin şimdi, lideridir işte. İllaki. Şimdi 22 Haziran'da muhtarlarımızı özellikle pikniğe davet ediyoruz. Gündüzlü muhtarı, çevre muhtarları, yani birlik beraberlik içinde olacağımız muhtarlarından çözeceğimize inanıyoruz bazı şeyleri. Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Birlik beraberlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Benim de anamın Boyabat'ta ellerinden öpüyorum. Kardeşlerimin ellerinden öpüyorum. Öpeyim. Bu vesileyle senin de programına başarılar diliyorum. Çok teşekkürler sevgili başkanım. Evet. Sevgili başkanım, Boyabat'ta Tayfun Gündüz vardı. Burada emekli oldu gitti telefondan. Boyabat'ta Engelliler Derneği kurmuş. Geçen beni aradı. Durağan Gürpınar'da belden aşağısı tutmayan Davut Sülün. Sevgili Tayfun Başkan, buradan sana selam. Başarılar diliyorum. Boyabat'ta engelliler için yapmamız gereken ne varsa alo de, imkanlar dahilinde oradayım. İnşallah Durağan Gürpınar Köyü'ne de beraber gideceğiz. Cengiz Alaguş'u da alacağız. Beraber gideceğiz inşallah. Sevgili başkanım, gerçekten memleketimizin ve memleketimizin insanının çok sorunları var. Sorun çok. Ramazan Başkan çok doğru bir şey söyledi. Doğru, çok doğru. Bakın, bir SİAD vardı. SİAD dernekçiliğinin okuluydu. Ama Gündüzlü Derneği ile SİAD'ın hiçbir farkı yok kanunla. Hiçbir farkı yok. Evet. SİAD bağımsız hale gelmeyince, federasyonlaşmayınca
Ne Sinopluya ne Sinop'a hiçbir faydası olmaz. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Küçük olsun, benim olsun zihniyet olur. Evet, evet. Bize üç tane, dört, biz Kocaeli Sinoplular var, Dudef var, Durağan İlçe Derneği, TÜSİDEF var, SİNDEF var, iş adamları var, derneklerimiz çok var. Biz bunların hepsini birleştirmeliyiz. SİAD da bağımsız hale gelip federasyonlaşacak, konfederasyonu kurmak zorundayız. Akşamleyin Ayancık Belediye Başkanımız Ayhan Ergün'e de saygı, sevgi, selamlar. Beraberdik. Adem Başkan, Ramazan Başkan da vardı. Konuşuyoruz, konuşuyoruz hep aynı şeyler. Artık şu bazı kafalar, SİAD bize yeter. Ya Sinop bize yeteydi, İstanbul'da ne işimiz vardı? Yetmiyor demek ki arkadaş, yetmiyor. Gelin. Bir anı, ben SİAD'a 16 yılımı vermişim. Benim çocuğum gibi SİAD, torunum gibi. Ben Maltepe SİAD'ın hala kahrını, yükünü çekiyorum yıllardan beri. Benim derneğim orası, yöneticilik yaptım. Ben Zeynel Parmaksız, Maltepe SİAD'da oldum. Mehmet Dalgıç, şube başkanı yapan benim. Zorlayan, zorla yapan benden sonra. Biz elimizden geleni hala yapıyoruz. Gece ben 12.30'da geldim Başıbüyük'ten futbol turnuvasından. Gençleri birleştirmek için o kadar emek sarf ediliyor. O gençler anlamıyor bundan. Ya Türkiye kupasına mı, Türkiye ligi mi oynuyorsun? Gençler kaynasın diye yöneticiler Erdoğan usulü akşam görmek isterdin. Engin Yiğit öyle, Erdal Kaya öyle. Ağlayacaklar dokunsam. Dövüş çıkmış, bir sürü şeyler olmuş. Gecenin yarımına kadar uzamış. Hakemler çıkmaz. Rica ettik, yalvardık. Gene şu yarım kalmasın dedik. Gençler anlayın ne olur. Yani gelin, memleket bizimse, memleketin insanı bizimse, hep beraber kucaklayalım da bir baş yapalım, konfederasyonu kuralım da tek çatı altında hepsini toplayalım. Ramazan Başkan haklı. Hep söylüyoruz da hep aynı şey. Aynı şey, aynı yerde. Evet, söylüyor. Adem Başkanım, son sözlerini alalım. Son sözlerimi alalım başkanım, teşekkür ederim. Köy içi köye bağladık. Artık bu Çekmeköy Sinoplular Derneği'nin üyeleri... Tabi üyeleri derken hepsini kastetmiyorum. Bugün Gündüzlüler Derneği'nin de üyeleri, orada da aynı zamanda yönetimde olduğum için söylüyorum bunu, derneğimize duyarlı ve peşimizde durmalarını istiyorum. Sahip çıksınlar. Sahip çıkmalarını istiyorum. Misal derneğe sadece başkan veya yönetim yönetmiyor. Yönetim ve başkan bu dernekte sanki bir şey gibi, yük çeken bir kamyon gibi yüklemişler. Sadece bir kişinin, iki kişinin üzerinden geçinmeye çalışıyorlar. İsmail Kabakçı Başkan ne derdi? Dernekçinin parası puldur, karısı doludur. Doğru, çoluğunun çocuğunun yüzünü göremez dernek başkanları. Üyeler de sahip çıkmalı. Şimdi ben bu dernekçiliğe Ramazan Artürk Başkanımdan öğrendim. Ve 10 yıl oldu yaklaşık. O yükü başka yerlere yükledi. Ama sağ olsun, yine de kendine çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmıyor. Ama bugün buraya gelmek için evde bahane uydurup gelmeyen Çekmeköy Sinoplular Derneği olsun, Gündüzlüler Derneği olsun, bu gelmeyen arkadaşlara sitem ediyorum. Bugün gelmeyenlere ceza keselim, 15'inde hepsi orada olsun bari. İnşallah pik öyle olur ve arıyor, bu işim var, şu işim var diyerek hep atlatıyorlar. Bizim sadece biz yaptığımız işi bir kişilik olarak veya yönetim olarak yapmıyoruz. Geneli neyse biz 25 kuruş bir yerden para alsak, yani tüysüz yetimin hakkı olduğundan dolayı herkese hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu adamın akülü arabası için beni kaç defa aradın mesela? Çok yerlere gittim onun için. Evet. Çok yerlere gittim. Ne helal için? Olsun benden ya olan. Uğraşıyoruz işte. O da onun gibi daha neler yapmaya, yaptıklarımızı burada konuşmak bize düşmez. Yanlış olur başkanım. Sen bizden daha iyi biliyorsun. Yani en ufak bir zehre kadar fayda olacak bir şeyin peşine 3-5 sefer gidip geliyoruz. Defalarca. Ben evime, çoluğuma, çocuğuma verdiğim zamanı derneğe vermiş olsaydım çok şeyler kazanırdım. Çok şeyler kazanırdım. Ben derneğe verdiğim hizmet çok fazladır. Biliyorum başkanım. Çok fazla. Allah sen, razı olsun. Sen de devamlı TÜSİDEF olsun, Gündüzlüler Derneği'nin yönetimine, yani toplantısına oraya gidiyorum. Kendi derneğimin. Şimdi yönetim burada. Yönetim bazen bana biraz kızacak bu konuda. Yönetimde 3-5 kişi var. 3. Yani 2 kişi de 3 kişi desen çok zor oluyorsun. Hüseyin'e zaten sitemkarım. Hüseyin Kalay. Hüseyin'e ceza keseceğiz başkanım. Ceza, çok büyük ceza kesmemiz lazım. Çok büyük ceza kesmemiz lazım.
Başkanım Barış Bey tehdit ediyor bizi. Onun için bize böyle bir fırsat tanıdığın için senden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Allah hepimizden razı olsun. Bu geceki Miraç gecesi bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizi seyreden bütün hemşehrilerimiz, akrabalarımız, kardeşim seyrediyormuş, ablam seyrediyormuş şimdi telemotte. Onların da bizde anne baba yok, ablam burada. Onların da Miraç gecesini mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol 15 başkanım. Haziran'da da beni yalnız... 15 Haziran'da buluşuyoruz Çekmeköy'de. 15 Haziran'da beni yalnız bırakmayacağını inanıyorum. Yalnız beraber senden... nasıl bırakacağız yalnız? Biraz daha seni daha detaylı bir şekilde bana yardımcı olmanı istiyorum. İnşallah. Yani inşallah. Herkes gibi görmemen lazım i̇nşallah. Beni. Ben yalnız i̇nşallah. Tek adamım. İnşallah başkanım. Evet sevgili izleyiciler, biliyorsunuz her başlangıcın bir bitici var. Programımızın sonuna geldik. Bu tür programlar sponsorluklarla oluyor. 1 Haziran itibariyle yeni sponsorlara ihtiyacı var. Yöremiz Töremiz 4 yılını doldurdu. 5. yıla giderken Zeynel Parmaksız yalnız bırakmayın. Köylerimizi çekelim, yöremizi çekelim. Bizim de Yöremiz Töremiz var diyelim, tanıtalım. Evet, şimdiye kadar 4 yıldır bana destek veren başta Canlar Kıda, Can Plaza, Musa Can, Cebeci İnşaat Yapı Hüseyin, Mustafa Cebeci, Şahinoğlu Grup, Mustafa Şahinoğlu Haç, Ümre'de fark diyor 250 euro, Zeynel Parmaksız aracılığıyla Yöremiz Töremiz aracılığıyla indirim var Ümre'de, Haç'ta, haberiniz olsun. Boyabat Acar İnşaat, Eşref Bayram Acar, Maltepe Küçükkar, Rentaş Reno, Datça Yetkili Servisi, Osman Yaman, Yaman Lepeke, Otogaz Dönüşüm, Ümraniye Sanayi, Savaş Yaman ve oğullarına teşekkürler. Bostancı Sanayi'de meşhur halk köftesi Muammer Usta'ya teşekkürler. Elit Taban, Elit Turizm Mustafa Karabayır'a teşekkürler. Celil Elektrik, Cemil Yaşkabak, Maltepe Başı Büyük Bakkal Köyü, pardon, Büyük Bakkal Köyü'de kebapçı İsmail Usta'ya, Marifet Etmangal Şükrü Duran'a, Sultan Beyli, Şanlıurfa Cadde Dilek Kundura, Osman Gözü Kara ve oğullarına ve reklam tabela afiş işlerimizi yapan Bereket Reklam Cengiz Kara'ya ve Solmaz Matbaa'ya da buradan... Selamlar. Benim tabela. Habib Solmaz'a ve Sancaktepe Gözde Mobilya Yılmaz Kuzu'ya da selamlar diyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Miraç kandiliniz mübarek olsun derken kandil dolayısıyla davulla değil de Özkan'la programı kapatıyoruz. Haydi bakalım. Özkan'a geliyor arkadaşlar. Hadi abi. Haydi bakalım. Hocam bugün bir selam olacaktı. Buradan Yukarı Divan Dernek Başkanı Cemal Elmacı Başkanımıza, yönetimine saygı sevgilerimizi iletiyoruz. 15'inde oradayız, evet. Buradan Nevşehir Ürgüp Bahçeli Köyü'ne tüm hemşerilerimiz de bizi izliyorlar. Selam olsun diyoruz. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun diyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz. Haydi bakalım, ver gazı, ver gazı. Karanfilin moruna ölürüm ben yoluma. Karanfilin moruna ölürüm ben yoluma. Azrail'e can verme, girmeyince boynuna. Karanfilin pembede gönül verdim bilmeden. Yaktı kavurdu beni de yar koynuma girmeden. Karanfilin pembeden gönül verdim bilmeden. Yaktı kavurdu beni de yar koynuma girmeden. Karanfil olmasaydı, sararıp solmasaydı. Karanfil olmasaydı, sararıp solmasaydı. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Karanfilim pembede, ölür verdim bilmeden. Yaktı kavurdu beni de, yar boynuma girmeden. Karanfilim pembede, ölür verdim bilmeden. Yaktı kavurdu beni de yar koynuna gir.
Şşş.